Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Aydın Didim'den sesleniyoruz. Yanımızda sağlık sektöründe faaliyetlerini gösteren Hasan Bey ve Yağmur Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Hasan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Buldum. Teşekkürler, sizi sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Yağmur Hanım, sizler de hoş geldiniz. Bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hasan Bey, öncelikle sizlerden başlayalım. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? 2015'ten beri bu sektörün içerisindeyim. Daha sonrasında gelişimimizi tamamladığımızı düşünerekten insanlara daha faydalı olmak için böyle bir işletme açma girişiminde bulunduk. İnsanlara daha yararlı olabileceğimizi düşünüyoruz. İnsanların bu hizmete ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanların evinde sağlık sektöründen faydalanabilmesi adına yapılan, girişilen bir iş. Sağlık kabini olarak geçiyor burası aslında. Evet, sağlık kabini olarak geçiyor. Evlerde her türlü serum, enjeksiyon, yara pansumanı, dikiş alma, dikiş atma gibi işlemlerimiz mevcut. Aynı şekilde bu kabinimiz içerisinde de yapılıyor. Bu işlemlerimiz insanlara daha faydalı olabilmek adına yapıyoruz diyelim. Aslında hastane kuyruğu beklemeyi evet. Bir yandan önlemiş oluyorsunuz. Evet. Yağmur Hanım, sizleri de tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Yağmur Aşık. 2017 mezunuyum Sağlık Meslek Lisesi'nden. Hasan Bey'le birlikte sağlık kabini Didim'i açtık. Bu şekilde faaliyet göstereceğiz. Peki Hasan Bey, tam olarak buradaki evet kısaca bir bahsettiniz ama işlemlerimiz nelerdir? Bir geniş çaplı anlatabilir misiniz? Serum uygulamamız, enjeksiyon uygulamamız, yara pansumanı ve bakımı, dikiş atma ve dikiş alma işlemlerimiz, gebelik testi, bebek boyu ölçüm, kilo ölçüm, daha sonrasında söyleyebileceğim evlerde bulunan yatak yaraları olan hastalarımızın yatak yaralarının pansumanları ve takibi faaliyetlerde bulunacağız. Dediğim gibi aynı şekilde kabinimizde ve evlerde bu hizmeti verebiliyoruz. İnsanlara daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Didim'in böyle bir şeye ihtiyacı var. Çünkü Didim'de bu işletmemiz hiçbir yerde yok. İlk ve teksiniz diyebiliriz o zaman sizler için. İlk ve tekiz diyebiliriz. İnsanlara yararlı olacağını, insanların işine yarayacağını, bizim işimize yarayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki Yağmur Hanım, sizler burada işinizi aslında insanları kolaylaştırmak için bir yandan da yapıyorsunuz. Çünkü gerçekten hastane kuyruklarına giremeyen birçok hastamız var evlerinde. Siz onların ayağına kadar gidiyorsunuz ve bu güzel hizmeti sağlıyorsunuz. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle ki, insanlar için daha konforlu ve steril bir alanda hizmet vermekteyiz. Bunun için de elimizden geleni yapmaktayız. Bu dikkatli ve özenli bir şekilde aslında ilerletiyorsunuz işlerinizi. Firmalardan ayıran farkınız nedir Hasan Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Çünkü şöyle bir şey, gerek deneyimimiz olsun, gerek buradaki hizmetlerimiz açısından olsun, gerek insanların sıra beklememesi açısından daha uygun olduğu için. Burada dediğim gibi hastane ortamı yok. Aslında bakıldığı zaman daha konforlu bir ortam. Daha az kişi sayısı ve daha az sıra ortamı var. Evet, gerçekten özellikle bu pandemi sürecinde insanlar çok fazla hastanelere gidemediler. Hatta doktorlar normal hastalara bakamadılar. O durumlarda da sizler aslında bu işin içerisine girmiş oldunuz. Biraz da sizin eğitim durumunuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz, malum, özellikle biraz daha yaşlı hastalarımız olabiliyordur illaki. Onlar biraz daha huysuzlanabiliyorlar. Özellikle genç sağlıkçılara biraz daha ön yargılı bakıyorlar. Bu alanda neler söylemek istersiniz? Şahsen şöyle bahsedeyim, ben 2015 mezunuyum, sene 2022, 7 senedir bu işlerin içerisindeyim. Yaşım çok fazla büyük olmasa da iş deneyimim çok fazla var. Çok fazla hasta potansiyeli gördüm ve bu zamana kadar gelip de benden memnun olmayan kimse olmadı diyebilirim. Dediğim gibi insanlara aslında şefkatli yaklaşıldığı zaman bütün yaşlı hastalarımız pamuk gibi oluyor. Onların aradığı tek şey şefkat. Şefkati gördükleri zaman da inanın ki her şeyden memnun olurlar. Kesinlikle sizlere katılıyorum. Özellikle genç girişimcilerin bilgileri daha
taze oluyor. O yüzden daha çok güveniyorum ben şahsen. Peki sizlerin buradaki kabin alanınızda kaç hastayı ağırlayabiliyorsunuz? Sedyelerimiz kaç tane? İki adet sedyemiz var. İki hastamızı burada ağırlayabiliriz. Zaten hastane ortamı olmadığı için burası çok fazla burada kalmalarına gerek olmayacak. Dediğim gibi iki sedye bizim için yeterli olacaktır. İnsanlar da çok fazla burada sıra beklemez işin açıkçası. Bu pandemi sürecinde şöyle bir şey de vuku buldu aslında. İnsanlar vitamin takviyesi de alıyorlar evlerinde. Sizler bu vitamin takviyelerini evlere kadar götürüyor musunuz? Evet, tabii ki de. Tabii ki de böyle bir hizmetimiz var. 7/24 açık mı burası? Sizlere istediğiniz zaman ulaşabilir mi izleyicilerimiz? Evet, ister sosyal medyadan ister telefon üzerinden bizlere ulaşabilirler. Dediğim gibi 7/24 burası açık. Her zaman bize istediklerinde ulaşabilirler. Bir telefon kadar uzaklarındayız. Peki Yağmur Hanım, hasta takibi sağlıyor muyuz burada? Evet, kesinlikle sağlıyoruz. Hastamızın şeker ölçümüne kadar, tansiyon ölçümüne kadar her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal medya hesabı var mıdır? Sizlere nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz? Evet, hesabımız apollon.sağlık.kabine olaraktan geçmektedir. Oradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Peki Hasan Bey, son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Herkesin sağlıklı olacağı bir günde görüşmek dileğiyle. Diyoruz. Peki Yağmur Hanım, sizler son olarak ne söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır? Şöyle ki, Apollon Sağlık Kabini açısından sağlığınız bizim için çok değerli. Her zaman sizi burada görmek isteriz. Diyoruz ve sevgili Hasan Bey ve Yağmur Hanım'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.